cezaevi meselesi Türkiye'de aslında hukuk sistemi, adalet sistemiyle ilintili, birlikte ele alınması gereken temel konulardan biri. Bizim hukuk sistemimizde cezanın amacı ıslah etmektir, topluma yeniden kazandırmaktır. Adalet sisteminden anlaşılan dişe diş, kana kan yaklaşımı olmamalıdır. Aslında yapmamız gereken adalet duygusunu Türkiye açısından rehabilite etmektir. Türkiye'nin demokratikleşmesi, insan hakkı ihlallerinin önlenmesi, sağlıklı bir hukuk sistemine kavuşabilmesi için aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından da çok önemli buluyorum. Türkiye'deki cezaevlerinin insan hakkı ihlallerinin tespit edip önlenmesi Türkiye'nin terörle mücadelesine de büyük katkı sağlayacaktır. Kimse bu alanda yaşanacak olumsuzluklarla ilgili yeni istismar kapıları bu şekilde aralayamayacaktır. Son 10 yıllık dönemde öyle davalar, öyle soruşturmalar yaşadı ki temel olarak kabul edilen hukuk normlarına göre işleyen bir adalet mekanizmasından ziyade konjektürel olarak bir terör ve konjektürel olarak bir suçlular muamelesi gören insanlar olduğuna şahit oluyoruz. Türkiye'nin sağlıklı bir adalet mekanizmasını bir an evvel kurmaya ihtiyacı var. Önümüzdeki dönem içerisinde yine yüksek yargıyı kökten değiştirecek, Yargıtay'ın, Danıştay'ın bütün üyelerine son verecek ve yargıyı yeniden şekillendirecek bir yasa tasarısı kısa dönem içerisinde mecliste olacak. Yargı öyle bir şey ki ne kadar tahakküm etmeye çalışırsanız çalışın, ne kadar egemen olmaya çalışırsanız çalışın, yargıyı bağımsız kılmadığınız sürece yargıdan ötürü herkesin mağdur olacağı günleri hep birlikte yaşayacağız. Şunu unutmayalım, terörle mücadele sadece tek bir alanla sınırlı değildir. Dünyadaki bu konuda tecrübesi olan ülkelere baktığımızda ve akademik çalışma yapan insanların değerlendirmelerine baktığımızda birkaç başlık vardır. Bu başlıklardan en önemlilerinden biri de o ülkedeki demokratikleşmedir, kutuplaşmanın önlenmesidir, insan hakkı ihlallerinin incelenmesidir. Bütün bunlar terörle mücadeleye konu olan, istismar edilen meselelerin de önüne geçilmiş olur diyorum. Dolayısıyla biz bu konunun araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerle genel kurulu saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim Sayın Emre.